Birinci sınıfa gidiyordum. Okula biri gelmişti. Müdürün bir tanıdığı. O anda sevdiği diyeyim beğendiği çocuklara bir kart dağıttı böyle. Aa sen gel, sen gel, sen gel. Ben de biraz fırlamaydım o dönemler. O yüzden de sen gel yani kesinlikle. Benim için altın bir bilezik bu. Ve bu altın bileziği taşımak hani ve bakınca insan gururlanıyor. Ben çok enerjik bir insanım. Çok yüksekte de yaşayabiliyorum. Böyle aa fıt 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 hemen. Ama bir yerden sonra bir an böyle o düşüyor ve selam, günaydın. O yüzden o enerjim giderse benden hiçbir şey kalmıyor bile. Hiç dış güzelliğe aldanan biri değilim. Hissel bir şey yani. Öyle aa çok güzelmiş, kaşı da şöyleymiş falan. Bilmiyorum hiç öyle biri olmadım. Yani bamyayı çok sorguluyorum mesela. Bir de patlıcan konusunda hani soru işaretim var. Yani neden? Hani mısır unuyla işte kızartılır, kızartmaz mısınız? Ya güzel olur. Yoğurtla böyle tatlı tatlı, canım çekti neyse. İnsanlara karşı direkt netimdir yani. Neyse o, direkt böyle en neti. Yani çünkü bence öyle de olmak gerekiyor. Sabah TV'den herkese merhaba. Bugünkü konuğum Can Bartu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim Allah'a şükür. Sen nasılsın? Ben deyim, teşekkür ederim. Aslında biz size misafir olduk. Evet, bugün siz... Kapadokya'ya geldik. Sete Safir'in setine. Nasıl gidiyor Kapadokya günleri? Şöyle biraz genel başlayalım. Şu anda biraz havalar soğumaya başladı. Yani evet. Böyle çiftliklere geçtik. Evet. Güzel ama çok soğuk. Geceleri özellikle çok soğuk. Biraz çekim yaparken zorlanıyoruz açıkçası. Hmm. Daha önce gelmiş miydin? İlk defa mı burada bulunuyorsun? Ben ilk defa burada bulunuyorum. Sevdin mi? Ben sevdim kendi adıma koşmak gerekirse. Güzel ya, atmosfer çok güzel. Yani inanılmaz bir yer bence. Özellikle o Amanos yolunda bilmiyorum daha önce gittiniz mi? O yoldan geçerken hani böyle insan bir vay be falan oluyor böyle. Yani etrafa ve atmosfere baktığı zaman güzel geliyor yani. Balona falan bindin mi? Henüz değil, henüz böyle ama inanılmaz. Ben yürümeyi seven bir insanım. Böyle uzun kilometreler yaptım. Yani bazen her repoda böyle 20 kilometre, 15 kilometre yürüdüğüm oluyor. O yüzden yani biraz etrafa çok hakimim. Sadece birkaç böyle ana şeyi yapmadım. Onun dışında çoğu şeyi biliyorum, hakimim yani. İstanbul Kapadokya arası nasıl gidiyor? Zor mu? Tabii yani ister istemez orada da bir düzenimiz var ve gidip gelmek arasında böyle biraz mekik dokuyoruz. Yani burada da yoğun bir tempomuz var ve bu yoğun temponun içerisinde git gel git gel. Yani ister istemez böyle iki ipi de tutmak zorunda kalıyor insan yani. O biraz dengeyi sağlamak biraz zor olabilir ama olsun, en azından güzel bir yerde çekiliyor. Gerçi Türkiye'nin her yeri çok güzel, insanı ayırt edemiyor ama Kapadokya bir başka güzel bence. Peki biraz bizden bahsedelim. Senaryo ilk geldiğinde ne hissettin? Aslında yani anlatımında biz Semih Hoca'yla Toz Yaka'da birlikte çalışmıştık. Bizim orada çok güzel bir ekibimiz vardı. Orada da çok güzel bir kitle oluştu aslında. Kesinlikle. Ona da değinmek lazım. Kesinlikle ve yani oyuncular olarak, ekip olarak orada inanılmaz bir bağ yakaladık hepimiz birlikte. Ve Semih Hoca'yla da yakaladığımız o dostluk diyeyim, abi kardeşlik diyeyim, usta çırak diyeyim yani. Bunu destekleyen bütün unsurlarla birlikte dedim ki tamam ben bu işte de Semih Hoca'yla olmak istiyorum dedim ve onun için geldim. Çünkü o beni en çok ikna edenlerden biri oldu. Ama senaryoda tabii, ya, tabii ki senaryoda etkili gelmiştir. Kesinlikle yani şöyle diyebilirim. Karakter olarak baktığım zaman Okan oynamak keyifli. Eğlendiğiniz bir şey yapmak insana daha da böyle keyif veriyor. Okudukça ve haz aldıkça. O yüzden hani güzel. Ve Semih Hoca'yla da çalışmak aynı zamanda çok güzel. Süper. Okan karakteri, ben şimdi ilk bölümü izledim. Yavaş yavaş diğer bölümleri izliyorum. Tabii hemen fırsatımız olmayabiliyor ama biraz hakimim diziye. İlk başta çok eğlenceli bir şekilde gördük. İşte bu abisi geldiğinde ateş etti falan, hani boyalı falan. Böyle bayağı eğlenceli bir karakter olduğu belli ama sonra başına gelen olaylar dolayısıyla tabii biraz daha hüzünlü bir tarafa evrildi. Biraz bize bahseder misin? Nasıl göreceğiz onu, daha duygusal yönden veya ilerleyen bölümlerde bize neler gösterecek, neler gelecek başına? Sadece kendi içinde ailesini ve çevredeki bütün insanları korumaya yönelik. Yani bu konağın etrafında gerçekten değer verdiği ve onlarla iletişimde olduğu kim varsa onları korumak ve bir şekilde başlarına bir zarar gelmesin. Aman dediği bir noktada hissettiğim ve kendimce yorumladığım. O yüzden içten içe böyle yaşadığı süreçlerde, ilerleyen bölümlerde hem duygusal bir buhrana kapılıyor hem de kendi içerisinde zamanında babasını çok erken yaşta kaybettiği için sığınamadığı bazı yerler var. Ve aslında bunu da abilerinden destekliyor ve konu aslında hikayeyle birlikte biraz böyle bizi içine çekiyor. Acaba ne olacak dercesine. Belki hani tam net anlamıyla bir cevap veremiyorum hani şu an Okan'ın gidişatı hakkında. Sen de aslında tam bilmiyorsun, hakim yani değilsin. Bir şeylerin keşfi bizde de yeni yeni açılmaya başlıyor ve hani geldikçe aa bu böyle olabilir ya da aa şu şöyle ilerlerse bu noktadan bize bir şey yansıyabilir gibi bir alan sunuluyor en azından senaryo grubumuz ve yönetmenimiz tarafından. O yüzden şimdilik hani
O duygusal buhranın içinde tamamen ailesini koruyan ve muhafaza etmeye çalışan bir noktada yani Okan. O yüzden keyifli gidiyor. O kardeş ilişkisi de çok güzel dizide. Nasıl bir uyum sağladınız Burak'la, işte İlhan'la falan, uyumunuz nasıldır? Biraz ondan bahsetsek ya da diğer ekip arkadaşlarıyla. Ya biz burada çok bir alternatif yok açıkçası, öyle söyleyeyim. Hani gidilebilecek yerler belirli ve limitli. Çok sevdiğimiz bir kafe var. Orada oturup işte yeri geliyor tablo oynuyoruz, yeri geliyor sohbetler, muhabbetler, yeri geliyor böyle dediğim gibi yani belirli yerler var ve belirli yerlere gidip işte yemekler yiyip sohbet, muhabbet. Birlikte yani geçiriyorsunuz. Yani biraz hani bunun içinde devam ediyor yani. Repo günlerinde başka ne yapıyorsun? Yapılabilecek şeyler bunlar diyorsun. Yapılabilecek şeyler, evet ya, çoğunlukla kendi kendime kalmayı seviyorum ben. O inzivaya mı diyeyim, içe dönmeyi seviyorum. Yürümeyi seviyorum, gezmeyi seviyorum, dolaşmayı seviyorum. Böyle fotoğraf çekmeyi seviyorum ben inanılmaz derecede. O yüzden yani buranın da inanılmaz bir atmosferi var. Yani böyle dakika başı, aa burası çok iyiymiş, biraz da şuraya gideyim, ay biraz da şurada yürüyeyim. Birçok tarihi var, yani eski kalıntılar var insanlık tarihinden. O yüzden onları gezmek ve görmek de muazzam bir şey. keyif alıyorum yani, en azından o tarih şeyi. Çünkü burada bir Kapadokya Açık Hava Müzesi var. İnanılmaz bir yer, yani öneririm kesinlikle gitmenizi. Kesin. Muazzam buradan bir yer. Buradan bizi götürür Çağla. İnşallah. Sosyal medyayı aktif kullanıyorsun anladığım kadarıyla. Evet yani çoğunlukla aktif kullanmaya Nasıl çalışıyorum. Nasıl dönüşler alıyorsun peki? Ya tabii ki olumlu ve olumsuz yorumlar geliyor. Ya ister istemez hani insan böyle bir aa bakıyor neymiş diye. Ama işin içerisinde yani biraz nasıl diyeyim, duvar koymak gerekiyor. Çünkü iyiye de kapılmamak gerekiyor, kötüye de kapılmamak gerekiyor. Evet. Orta çizgide kalıp yaptığın işi en iyi şekilde yapabilmek ve oradan devam edebilmek bence işin ehli tarafı. Öyle diyebilirim. Yani öyle bir yerdeyim, öyle bir noktadayım. Sosyal medya biraz çöplük aslında baktığımız zaman, her türlü dediğin gibi yorum kesinlikle gelebiliyor. Doğru eleştiri alıp hani kesinlikle, kendimize kesinlikle ona göre davranmamız da mantıklı olur. Hani tabii ki olumlusu da insanı keyiflendiriyor, çok güzel şeyler yazmışlar diye ama öbür tarafta da dediğim gibi kendini geliştirecek eleştirilere açık olursan devam zaten. Kesinlikle. Gözü biraz kapatmak gerekiyor, yoksa sıkıntı yaşayabilirsin. Peki biraz seni tanımak adına birkaç soru sorayım. Tabii. Nasıl başladın? Oyunculuk isteği nasıl geldi içine? Biraz onlardan bahsetsek. Aslında şöyle, birinci sınıfa gidiyordum. Okula biri gelmişti, müdürün bir tanıdığı. Ve o anda sevdiği diyeyim, beğendiği çocuklara bir kart dağıttı böyle. Aa sen gel, sen gel, sen gel. Ben de biraz fırlamaydım o dönemler. O yüzden de sen gel yani kesinlikle. Daha sonrasında yardımcı oyunculukla başladım. Ana temelinde biraz mücadeleyle ilerleye ilerleye işte şu anda bu noktadayız. Bakalım ileride nasipte ne varsa yani. Biraz. İstiyordu yani, o yaşta aslında vardı o zaman içinde bir oyunculuk sevdası. Bunu anneme söylenen perspektifte söyleyebilirim. Ya işte Nurten Hanım bakın oğlunuz hani yapıyor, bir şeyler var hani biraz peşini düşün yapsın falan. Annem de sağ olsun. Bir de yakışıklı çocuk dedi, ekrana yakışır böyle renkli göz. Oradan devam edince de hani şu anda buradayız. Bakalım ileride ne olur ne biter bilmiyorum ama hani şu anda güzel gidiyor. Bir serüvendeyim. Mutlu musun oyuncu olduğun için? Kesinlikle. Bilmiyorum ya. Benim için altın bir bilezik bu. Ve bu altın bileziği taşımak hani ve bakınca insan gururlanıyor. Güzel bir şey. İyi bir şekilde temsil edebilmenin derdinde olmak var. Ve iyi bir şekilde temsil edebiliyorsam kendimi ya da yaptığım mesleği, ben mutluyum yani. O yüzden öyle diyebilirim. Peki yaşın daha çok genç hani bu... İnşallah uzun sürsün dizi reytingleri de umarım çok güzel gelsin. Ama bundan sonraki hedeflerin, hayallerin neler diye sorsam, neler düşünüyorsun geleceğinle ilgili? İlerleyen süreçte kendimi bağımsız filmler üzerinden biraz daha ilerletebilmek istiyorum. Çünkü bu dizi sektörüyle okulların arasında biraz ince bir fark var. Ve bu ince bir farkı aslında orada ortaya koyup bu işin mutfağını daha iyi bir şekilde öğrenip daha da kendimi geliştirerek ve katlayarak daha da ilerletebilmek, biraz oku daha da ileri fırlatabilmek istiyorum. Umarım hani bu söylediklerim gerçekleşir. Burada da böyle bir temsili oldu. İnşallah öyle olur. Yolun açık olsun diyorum. Ve kısa sorular bölümümüz var. Hemen oraya geçeyim. Hayatınızdan neyi çıkarırsak geriye hiçbir şeyin kalmayacağını düşünürsünüz. Ben çok enerjik bir insanım. Çok yüksekte de yaşayabiliyorum. Böyle hemen. Ama bir yerden sonra bir an böyle o düşüyor ve selam, günaydın, merhaba ya. Bilmiyorum, sabah öyleydim en azından. Şu an biraz daha böyle enerjim kendine geldi. O yüzden o enerjim giderse benden hiçbir şey kalmıyor bilir. Karşı cinste ilk dikkat ettiğiniz şey genellikle ne olur? Valla hiç dış güzelliğe aldanan biri değilim. Yani çoğumuzun yaşadığını düşünüyorum hani böyle bir şey. Ya birini görürsün ve hani şuranla vay be hani falan olur ya. Hani o vay be bence önemli bir şey. Çünkü bir noktadan sonra insanı devam ettiren şey de o yani. O içindeki istek hani hissel bir şey yani. Öyle aa çok güzelmiş, kaşı da şöyleymiş falan bilmiyorum, hiç öyle biri olmadım. Çevrenizden kendiniz hakkında en sık duyduğunuz şikayet nedir? İşimi iyi yapmak istiyorum. Biraz evet, işlerimizin iyi olması için herkesin işinin iyi olmasını yani iyi yapmasını istiyorum. Bu kadar. Yani belki yani iyi olmadı. Neden?
Aslında bir şeyin nedenini merak ettik. Ya neden olmadı? Ha neden abi neden? Hani neden? Tamam hadi yapalım. Çözüm üretelim. Ya bu çözüm niye üretmiyoruz? Hadi çözüm mü? Yani ortada bir problem var. Alalım bunu böyle. Neyse. Çözelim yani. Derdim bu sadece. O kadar. Öyle. Belki hani sürekli bunu duyuyor olabilirim. Aceleci geliyor insanlar ama ya değil ya. Aslında tamamen bir şeylerin daha iyi olabilmesi adına çabalamakla ilgili ya da o çabayı hadi bir an önce yapalım hatayla ilgili. Takıntı derecesinde bir huyunuz, bir özelliğiniz var mı? Takıntı demeyeyim de hani tam takıntı olmasa da şey düzenliyimdir. Her şey mesela şu an odada bile bütün her şey kattı. Durur böyle. İşte kitap aman dursun. Asla tahammül edemem dediğiniz o şey nedir? Kibir. Çünkü hoş değil. Yani birinin birine o... Ya bir şeyin sonu var yani, her şeyin bir sonu var ama hani bu kadar aldanmamak gerekiyor diye görüyorum. O yüzden öyle bir yerdeyim. Yani hoş değil, gerçekten hoş değil. Ağzınıza asla sürmediğiniz, kokusuna bile tahammül edemem dediğiniz bir yemek, bir yiyecek var mı? Yani bamyayı çok sorguluyorum mesela. Bir de patlıcan konusunda hani soru işaretim var. Yani neden? Hani ya tamam güzel ama bence sadece şey de güzel böyle. Mısır unuyla işte kızartılır, kızartmaz mısınız? Ya güzel olur, yoğurtla böyle... Tatlı tatlı, canım çekti neyse. Bilmiyorum çok garip geliyor. Böyle yoğun bir tat almak ister ya insan. Ya da kendim için belki çok yoğun bir enerji ve şeydeyim. Belki ondan da yani yemekten de aynı şeyi bekliyorum. Yani bilmiyorum belki de. Ama yani garip geliyor bana yemek. Öyle yani, hoş değil. Peki kıskanç biri misiniz? Yok, kendime güveniyorum. Hiç öyle kıskançlıklarım yok. Cimri biri misin? Yok, biraz fazla bonkuyorum hatta ya. Onu biraz kısmam. En çok ne yapar harcarsın? Ben yemeğe. Şey olurum böyle. Ya bu ay neye harcadım? Yemek. Ya bu ay ne oldu? Bu para nereye gitti? Yemek. Hani başka bir şey yok ya. Böyle yemek yani sadece. Gerçekten öyle ama yani. Böyle seviyorum bilmiyorum ya. İnanılmaz. O keyif alıyorum ya. Mesela oturayım böyle. Ondan da yiyeyim. Güzel yani. Hoşuma gidiyor. Son soruma geldim. Programımızın adı Yasemince İtiraflar. Gelen konuklardan bizim için bir itiraflarda bulunmasını istiyoruz. Var mı bize itiraf edebileceğin herhangi bir şey? Gerçekten yok, yemin ederim yok. Hani böyle bir verebileceğim. Ya bilmiyorum, ben çok böyle düzenli, tertipli, hani öyle kendi alanımda minimal yaşamayı seviyorum. Ben mi? Kimseye yalan söylemedim. Ya beyaz alan tabii ki yani işte annem incinmesin ya da kırılmasın, herhangi bir böyle tadı kaçmasın. Çünkü yaş ilerledikten sonra insan biraz daha kırılgan oluyor. Onu hani alttan almak için söylediğim şeyler var hani ya... Tamam hallederiz, çözeriz gibilerinden. Ama hani böyle insanlara karşı direkt netimdir yani. Neyse o, direkt böyle en neti. Yani çünkü bence öyle de olmak gerekiyor. Hoşlanılacak bir şey değil ki yalan. Yani şey gibi bir şey. Hani şimdi sana yalan söylesem ve ya yalandan benim de şöyle bir itirafım var bir şeyler. Buna döndüğü an, yani bundan keyif alır mıyız? Yani insan keyif alır mı? Bence almamalı. Yani kendimce en azından. Bilmiyorum. Tatsız bir durum. Yani ben nasıl gidiyorsam insanların da öyle gelmesini isterim. Yani net. Direkt en neyse böyle ortada. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir program oldu benim için. Ben çok memnun oldum. Rica ederim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.